İnsanlar geçiyor ve ben utanmıyorum, heyecanlanmıyorum. Heyecanlanıyorum ama çekinmiyorum konuşmaktan. Mesela şu an birisi geçiyor, bana bakıyor mu bakmıyor mu diye düşünmüyorum. Voy. O kadar yoruldum ki anlatamam. Saat 6:30. Çok güzel uyudum. Burada kendimi o kadar iyi hissediyorum ki anlatamam. Anlatamam yani gerçekten. Aloha. Yepyeni bir vlogla karşınızdayım ve bu arada Houston'ın kapanışını buradan yaptım. Yani Houston vlogun kapanışı tam olarak buradandı. Şimdi de San Francisco vloga başlarken dedim bu odadan çıkmadan 6 gün, 6 gece, 7 gün hatta galiba geçirmiş oluyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Tabii, wow, 6 gece 7 gün geçirdiğim bu odadan çıkmadan San Francisco vlogumuzun açılışını da yapayım istedim. Bugün evet arkadaşlar yolcuyum. 4 saatlik bir uçuşum var. İç hatlar tabii ki oluyor. Yani hani Amerika'da işte bir yerden bir yere gidiyor oluyorum. Yani yine kısa bir uçuş değil. Yani bence yine uzun. Hani Londra, İstanbul Londra kadar açıkçası. Hatta bir 10 dakika falan daha da uzun sürecek. Ama cam kenarını dün check-in yaptım ve cam kenarını kaptım. Ben hep cam kenarında oturmayı severim. Uzun uçuşlarda da hani biz nasıl uçabilsem muhteşem olurdu hep ama işte acil çıkış tarafında. Ben de heyecanlıyım. Burası 40 derece civarıydı. San Francisco bu arada 15-20 derece civarındaymış. Bana orada böyle baş kaldırılar falan var. Böyle sokaklarda yürümek hani özellikle geceleri akşamları çok eskisi kadar güvenli değil, tehlikeli olabiliyor. Araba kiralama, arabalarının böyle camlarını kırıp içinden eşya alıyorlar falan diyenler oldu. Ben de Airbnb'de bir oda kiraladım ve Hyde and Ashbury'de. Zaten size odayı gösteririm. Yani yerleşmeden hani küçük bir oda mı? Resimden normal gözüküyordu açıkçası. Neyse sordum hani ev sahipleri de 3-4 kişi sanırım. Öyle tehlikeli bir durum yok hani ben de yürüyorum falan dedi dün kız ya da işte erkek kim yazdıysa bana. Öyle bakalım heyecanlıyım. Daha önceden çok defa gittim ben San Francisco'ya ama en az 5-6 senedir hiç gitmedim. O yüzden bir de Houston'da dışarıda yürüyemedim hiç çünkü çok sıcaktı ve bu sıcak çok başka bir sıcaktı. San Francisco'da bol bol dışarılarda yürümek istiyorum. Eğer erken kalkarsak böyle 6'da 7'de hani uyanıp hani kafelere de gitmek istiyorum. Gerçekten böyle bol bol dolaşalım istiyorum yani sokaklarda ve San Francisco'ya gittiğimde kanalım olmadığı için sizleri hiç oraya almadım. Benimle hiç gezmediniz. O yüzden hani tabii ki 2-3 gün kalacağım. Çok kısa bir süre ama yine de beraber gezeriz. Neyse ben artık çok uzatmayayım. Haydi başlıyoruz. Yola çıkıyoruz. Geldim. Geldim şimdi. Uber'in gelmesini bekliyorum. Havaalanındayım. Ve ne kadar var? 4 dakika bakın. 4 dakika sonra geliyor. Bu arada hava bayağı böyle 10-15 derece düşük yani. 15 derece bence daha soğuk. En azından bununla duruyorum. Yani hani tişörtle ya da böyle elbiseyle üşürsünüz. Ona çok mutluyum. Hava burada serin. Konuşamıyorum daha yeni yeni. Bir de burada hep hani İngilizce konuştuğum için şey oluyor. İngilizcem bu arada konuşma yani pratik İngilizcem gerilemiş bence. Çünkü kitap okuyorum işte hani arada böyle konuşuyorum arkadaşlarımla da birileriyle ama öyle çok pratik yapmıyorum. Neyse. İşin özü 3,5 saat sürdü. 3 saat 32 dakika. Ama geldim. Şu anda burada saat 5:30. Bir eşyalarımı bırakayım diyorum. Sonra belki bir kafeye gideriz. Ondan sonra kahve falan içeriz. Şeyi diyeceğim bir de havaalanında burada Uber, Lyft gibi böyle app'lerden
araba çağırdığınız, yani sizi almaları için işte çağırdığınız bekleme yerleri var. Çok enteresan ve çok güzel. Öyle, ben daha konuşmayayım. Şimdi kaldığım eve geldim de size şu üst katta benim odam. Bir oda kiraladım. Ama bir göstermek istiyorum diğer yerleri de. Hoppa. Şuradan çıktım. Yani giriş şu tarafta. Bayağı beğendim evi. İnanılmaz güzel. Yani Airbnb San Francisco'ya gelirseniz bu odayı öneririm. Zaten şu odada kalıyorum ben. Çok güzel. Bayıldım ya. Bu kadar temiz, bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Wow, böyle bir evimin olması için neler mümkün. Şöyle göstereyim. Bu arada benim gibi evlere meraklıysanız, yani ben çok seviyorum otelden ziyade evler. Banyoyu da bayağı sevdim. Benim özel banyom varmış diğer tarafta. Ama şurayı size göstermek istiyorum böyle. Bunu da kullanabilirsin ama bize sorman gerekiyor dediler, paylaşmalı olduğu için. Şurası da mutfakları. Hey again. It's okay. You can say hi if you want to know. Where are you from? I was born here, but mainly raised in the Philippines. Philippines, great. Bakar mısınız şu mutfağa? Bayıldım, bayıldım. Şuradan balkon. Can I open it? Yeah, of course. How do you open it? Today I don't have luck with doors. Usually I... Oh, great. Girişte de açamadım da kapıyı. Şöyle bir bahçe. Ay çok güzel ya. Of çok güzel ev. Çok sevdim. Enerjisi de çok güzel bence. Şöyle bahçeleri de sever misiniz? Ben çok severim. Sonra şöyle bir alanımız var. Şu kız sağ olsun bayağı yardımcı oldu. Eve o bakıyormuş. İki kardeşinmiş burası. Abi kardeş, ay bakar mısınız güzelliğe ya? Kameraya ne kadar yansıyor. Pandemi döneminde buralar bembeyazmış dedi duvarlar. Hep renove etmişler işte, tasarlamışlar falan filan. Çok beğendim. Yani benim evim olsa bu tarz yapabilirdim, öyle söyleyeyim size. Ay neyse, çok konuştum değil mi? Şimdi eşyalarımı toplamadan hemen bir odayı gösteriyorum. Zaten ben 3 gece kalacağım, çok dağılmayacağım. Genelde hep dışarıda olurum. Şurada boyalar falan var dedi, tam anlamadım. Ha, evet boya yapmıştık dedi, aynen boyalar. Böyle giriyorsunuz. Şöyle bir alan. Gerçekten güzel ev. Detaylarını istiyorsanız koyarım, şey bana sorun ya da açıklamaya koymayayım da isteyene iletebilirim. Reklam falan değil yalnız. Bakar mısınız? Çık, beğendim, çık. Ay çok güzel. Enerjine kurban. Kafayı yerken ben. Eve girince de şöyle çıkıyorsunuz. Burayı da göstereyim size. Bavullarla çıktım mı? Çıktım valla. Kız yardım etti.
Burası biraz korkutucu geliyor. Burada başka biri de yaşıyormuş galiba. Bir de şöyle bir alan var. Şimdi size artık bundan sonra kendimden çok etrafı çekeceğim. Ama bu arada üstüm sadece iki üst getirdim. Bir de bir tane Houston'dan almıştım. Artık üçüyle zaten üç gün buradayım. Neyse, dediğim gibi etrafı çekeceğim. Ama şöyle bir konuşayım istedim. Arada belki konuşurum da ya. İçimden nasıl gelirse kendimi kısıtlamayacağım. Bayağı soğuk burası. Gerçekten bayağı soğuk. Ve ben hala sokakta yürürken, konuşurken biraz utanıyorum. Değişik hissediyorum. Tek başımayken daha değişik hissediyorum kendimi. Ay neyse, o kadar çok şey var ki size söyleyeceğim. Çok mutluyum. Çok güzel. Ben San Francisco'yu çok seviyorum arkadaşlar. Buraya işte burada yaşadığım dönemde, hani Los Angeles'ta üniversite için yaşadığım 1,5-2 senelik dönemde en az bir 5-6 kez geldim. Hatta bir ara her hafta sonu geliyordum. Belki 8-9 kez gelmişimdir. Hani cumadan atlıyordum. O zamanlarda Greyhound otobüsleri vardı. Ucuzdu baya. Hep geliyordum, çok seviyordum. Burada böyle bayağı geziyordum, ediyordum ama 5-6 senedir hiç gelmedim. Neyse, böyle benim hikayem. Ben size böyle gezdikçe hep göstereyim oraları buraları. Çok evsiz varmış bu arada artık. Soğuk bayağı serin. Benim altımda da bakın elbise var. Bu arada şu an olduğumuz sokak Height and Ashbury. En ünlü yerlerden biri, yani en ünlü bölgelerden biri. Günaydın, günaydın, günaydın. Şimdi çıkacağım. Bu arada her yerde ayna var. Saat 9:40 geçiyor. 9:40, 10:20 var. Çok güzel uyudum. Burada kendimi o kadar iyi hissediyorum ki anlatamam yani gerçekten. Çıkmadan size bir odayı göstereyim istedim. Ya daha doğrusu odayı göstermeyeceğim de camdan dışarıyı bir görün. Ay, hemen atayım. Aslında 7 gibi falan çıkayım diyordum da. Geç kaldım. Dağınıklığı göstermeden şimdi. Bugün bayağı güneşli. Şunu çok beğendim. Şimdiki bakın dışarısı böyle. Güneş kremimizi tabii ki de sürdük. Cam bayağı pis gerçi de pencere. Bu arada açılmıyor pencereler. Yani ben açamadım. Açamadım değil, açılmıyor yani. Bir kıza da soracağım, acaba alttan mı açılıyor? Ona o kadar bakmadım da. Neyse, böyle. Yatağı göstermeyeyim size de odayı şöyle bir de şuradan göstereyim. Çok güzel bir oda. Çok güzel. Ya ben mi böyle bir abartıyorum diyorum ama. Şükran ve minnet doluyum yani. Height and Ashbury'deyiz. Bu arada şunları bir göstereceğim. Ve burada herkesin köpeği var. Onu da göstereceğim. Çok köpekle gezen gördüm. Bilginiz olsun. Yani niye bundan bilginiz olacaksa. Otobüslerini de göster. Her şeyi göstereyim size.
çok tatlı bir kızla tanıştım yolda. Size göstereyim, 1,5 yaşında. Penny. Why do you put this one as well? She is a better walker. Oh. It's not because she's like aggressive or something. Right? Oh, something okay. Like it's more like she's a better walker. Okay. She walks better with her. Hey, yeah. Bak bana. Bak bana. Bak bana. Okay. Do you want to be in the video as well? No. Okay. Penny, bye bye. Evin size bu arada dışarıdan konumunu da göstereyim şöyle. Çok güzel bir ev. Kesinlikle öneririm, söyleyeyim. Airbnb almak isterseniz, seçerseniz. Yani benim kaldığım oda çok güzel, birkaç oda var. Ama ev genel olarak güzel. Evet, şimdi neler yaptım? Coffee shop'a gittik işte, kahve içtim. Oradan çıkınca orada internet yoktu. Yani Wi-Fi çalışmıyor. Yani Wi-Fi yok dediler. O yüzden eve döndüm. Zaten ev yakındı bayağı. Evde işte interneti kullandım. Birkaç işim vardı. Onları yaptım derken, tam böyle çıkacakken Penny ve Avusturyalı sahibiyle tanıştım. Böyle bayağı bir 10-15 dakika konuştuk. O da bana bir coffee shop önerdi. Burada kafe, yani kahvesi çok güzel dedi. 15-20 dakika uzaklıkta. Bu arada bir şeyler aldım, size gösteririm bavulumu hazırlarken. Geldim sayılır, şimdi o kafeye gideceğiz. Ondan sonra da dayımın ayakkabı siparişi var. Onu alacağız. Onu eve bırakırız. Ondan sonra artık bakalım. Belki biraz turistik ama burada Fisherman's Wharf diye bir yer var. Belki oraya gideriz. Bakalım nasıl olacak. Burada ismim bu. Aşırı, of aşırı yani. Böyle bir şey yok. Bayıldım. Burada birileriyle okay. Tanıştım da şöyle size. This is taco and this is quesadilla. No, yeah, they forgot my sauce. Okay, cool. Yine bir Uber yolculuğu ve Tesla. Bu arada burada bindiğim herhalde, yani Texas ve San Francisco'da bindiğim 4. ya da 5. Tesla. Hayatımda Tesla'ya bir kere galiba binmiştim. Bayağı böyle Uber yapanlar kullanıyor. Neyse, şimdi dayıma ayakkabı bulmaya gidiyoruz. Bir yer buldum. Bayağı da uzakta. Ama yapacak bir şey yok. Bir de benim internetim çalışmıyor. Turkcell'de arıyorum, ulaşamıyorum. Neyse ya. Gerçekten memnun değilim Turkcell'den. Yurt dışına gidip hatta Turkcell olup memnun kalan var mı? Yani ben artık son 1-2 senedir hiç memnun değilim yurt dışında. O yüzden 100, 20 dolar verdim. 100 ne? Tövbe. 20 dolar verdim, böyle Wi-Fi satın aldım. Yani yapacak bir şey yok. Bayağı da koydu bana da. O yüzden sizlerle paylaşıyorum. Bana koydu biraz, size de koysun diye. Arabayı size bir göstereyim istiyorum. Yani ben çok sevmiyorum Tesla'yı. Evet, sessiz. Ama arabanın içinde ses oluyor. Yani bayılmadım. Bir göstereyim. Hanımefendi de pek tatlı. Ve San Francisco evleri çok güzel, çok tatlı. Şimdi geldiğim mahalleyi size göstereyim. Buraya geldim. Ayakkabıyı bulamadım. Neyse artık.
Evet, bavula koymadan size yine aldığım şeyleri bir göstereyim istiyorum. Başka bir şey alırsam gösteririm vlog boyunca ya da vlog kapamadan. Bunları Joyeux-Douce'ye bir de miniye aldım. Şöyle belki tarçına da aslında bir şey alırım. Bakalım. Böyle ödül maması. Bunu kendime ödül maması aldım. Yer fıstığı ezmesi çok güzelmiş. Whole Food'dan. Bu da böyle tanecikli. Ben hani tanecikli seviyorum açıkçası. Şöyle. Bu melatonin. Bu da deterjan. Bundan böyle 50 yıkamaya bir tane mi atıyorsunuz diyor. Yani öyle anladım. Hani plastik free olduğu için aldım. Şöyle bir üst aldım yoga için. Nike'dan bu ojeleri aldım ve bayıldım renklerine. Şuna özellikle bakar mısınız? Bir dakika, net misin? Çok güzel ya. Gülen suratlar falan var. Şöyle bunları artık elimde görürsünüz. Bu da metalik bir renkmiş. Bildiğiniz gerçekten şu renk. Bu renk. Bunları aldım. Onun dışında işte duş için böyle bir sünger aldım diyeyim. Bulaşık yıkamak için şöyle esprili bir şeyler. Bunu dayım sipariş vermişti. Onu aldım. New Balance'ın 990 modeliymiş. Bu sabunluk birini kendime aldım. Birini de bir arkadaşıma aldım. Bir yere aldım diyeyim. Onun dışında şöyle stickerlar. Böyle bir tane. Ne bunun adı ya? Roket değil. İşte yakalık da değil. Şu an adını unuttum. Hani yakaya takıyoruz ya işte. Bunu da bir arkadaşıma aldım. Ya şu çantaya bayıldım. Bakar mısınız? Bez çanta. Kendime şöyle bir bez çanta aldım. Hatta şimdi belki bunu takarım. Böyle. Bu kadar. Şu anda alışverişim. Ve para harcamak istemiyorum zaten. Hani bence çok abes şeyler de almadım. Şu belki biraz fazla ama çok komikti. Bulaşıkları bunlarla yani yıkamak istedim. Bir de şu da böyle gökkuşaklı falan hoşuma gitti. Bence abartmadım. Bir de bunu aldım. Eksik kalmasın. Ay bu arada kalıcı oje yaptırmıştım. Hepsini yoldum ya. Tırnaklarım çok kötü oldu. Kalıcı oje bana göre değil. Şöyle şunu almıştım. Üstümü giydim. Saat bu arada 5'e geliyor. Eve bir uğradım. Odama uğradım. Hemen benimsedim benim evim. Neyse birkaç bir şey bıraktım. Aldıklarımı size gösterdim. Ama bu vlogun artık neresine koyarız bakarsınız, görürsünüz. Onun dışında şimdi işte bir kahve içeyim diyorum. Sonra ben böyle burada ne yapılır hani onlara bakıyorum ama açıkçası ekonomime de dikkat etmem gerekiyor bu seyahat boyunca. Hani biliyorsunuz dolar yükseldi falan filan. Hani biraz dikkat ederek, bayağı bir dikkat ederek geziyorum. Hani yazıyorum falan böyle ne aldım, ne ettim, ne kadarım kaldı falan. Neyse, bu da böyle parantez içinde söyleyeyim. Şunu söyleyeceğim. Şimdi kahve içeceğiz. Ondan sonra bulabilirsem tabii. Burada bir yerde olması lazım. Ondan sonra burada çok güzel bir bookstore varmış böyle kitapçı. Ve o kitapçıya gidelim diyorum. Belki o kitapçıyı biraz gezerim. Belki orada bir kitap alırım. Belki kitap okurum. Hani İngilizce böyle bir iki kitap alabilirim. Ondan sonra da bir de buralarda yakınlarda bir kokteyl bar varmış. Hani bunların hepsini internetten bu arada araştırdım, buldum. Öyle. Bu arada yarın çok heyecanlı. Çünkü balinaları izlemek için bir tur aldım. 2,5 saatlik. Ona gideceğiz. Hatta öncesinde Fisherman's Wharf'da olacak. Bu arada umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Yürümüyorum size şuraları da göstereyim diye. Neyse belki biz erken gideriz. Size oraları da gösteririm. Öncesinde kahve de içerim falan filan. Yarın da 6-7 gibi kalkmayı planlıyorum. En geç 7'de. Böyle arkadaşlar bayağı yoruldum ya. Bayağı yorgunum. Böyle bir film bitmiş gibi. Ama iyiyim. Çok iyi hissediyorum. Bence bu jetlag hani kulaklarımda basınç var gibi. Herhalde günlerin yorgunluğu. Böyle. Ay üstüm çok tatlı değil mi ya? Çok sevdim. Size şimdi buraları göstereyim ben. Bakın. Böyle her yerde çizimler falan filan var zaten. Ben de 2101'i arıyorum. Bu arada neden bu kadar kahve içiyorsun Kardelen derseniz, çünkü seviyorum. Aa burası. Yay, bakın burası. Buldum, buldum. Elimle koymuş gibi. Burası en iyi coffee shoplardan biriymiş bu arada. Bilginiz olsun. Yani öyle diyorlar, öyle deniyordu.
Vay. O kadar yoruldum ki anlatamam. Saat 6:30 falan oldu. 6 çeyrek geçiyor ya da 6:30'dur. Kitapçıya gidemedim. Ama şöyle bir şey oldu. Bu arada kulaklarım tıkalı gibi ya. Çok seyahatten mi? Bence benim bünyem artık eskisi kadar seyahat etmeye alışık değil. Bu pandemide çok evdeydik ya. Anlamadım. Neyse belki de basınçtan falan. Şöyle bir şey oldu. İşte Uber çağırdım. Hani eve geleceğim diye. Ya ev diyorum işte anlayın odaya geleceğim diye kaldığım yere. Burcu diye biri... Ay bu arada şu yastık ha. Burcu diye biri çıktı. Orada ismi çıkıyor sizi alacak kişinin. Ay dedim ya ne güzel falan. Ondan sonra Türkçe müzikler çalıyordu. Böyle köfün falan çalıyordu. Çok sevindim. Bayağı konuştuk işte. Hatta onu da çekmek istedim de. Güzel değilim çekme beni falan dedi. Tabii yani zorlamak, yani ısrar etmedim zaten. Tamam nasıl istersen dedim. Bayağı sohbet ettik. 4 senedir buradaymış. Bayağı bir şey anlattı. İşte burada birkaç yerde çalışıyormuş falan restoranda. Ve mutlu oldum ya. Sanki ben böyle senelerdir burada yaşıyorum da ilk defa bir Türk görmüş gibi mutlu oldum. Niye böyle oluyor? Size de böyle oluyor mu? Düşünsenize ya da hani daha önce hiç yurt dışına çıkmadıysanız böyle atıyorum 3 gün 5 gün çıktığınızda hani böyle bir Türk'le sohbet ettiğinizde sanki yıllarca buradasınız ve ilk defa görmüş gibi oluyor musunuz? Değişik bir şey. Duygu. Neyse ona sordum işte ne yapayım ne edeyim falan diye. Ama birçok şeyi konuşmaktan ona sıra gelmedi. Çünkü ben de bekletmek istemedim hani buraya gelmiştik böyle park edip arabanın içinde konuştuk. Öyle bir şey oldu. Oy onun dışında şimdi 2 video var bakacağım sizler için, kanalımız için. Onları yani bugün çarşamba cuma günkü videoyu şimdi yayına hazırlayacağız. Sonra başka video daha var. Onu da revizyonlarına bakacağım. Öyle. Bugün biter ve ben büyük ihtimalle burada bu arada dün biraz geç uyudum. 10-11 falandı ama genelde çok erken uyuyorum. Yarın görüşürüz sizinle. Umarım çok seçiyorum. Balinaları da görürüz. Tabii ki doğal ortamlarında bu arada. Hani hiçbir şekilde öyle balina parkı, Yunus Parkı hiç yani çok gitmeyin ya. Gerçekten gitmeyin. Ben böyle akvaryuma işte gidiyordum. Hani balıklar sonuçta geniş alanda hani ya da deniz anaları falan vardı. Ona bile böyle gitmeyeyim artık dedim. O bile kötü yaptı beni. Neyse böyle. Ben uyuyorum. Harika bir yere geldim. Size göstermek istiyorum. Yani buraya gelirseniz kesinlikle gelin. Adı da şu. Şimdi içeriği de göstereceğim. Bayağı güzel. Şöyle göstereyim. Mariposa'da olması lazım. Mariposa Street. Böyle bir yere geldim de. Çok güzel bence. Kafenin adı bu arada Pinhall. Bildiğiniz olsun. Havanın güzelliği diyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Neyse, şöyle. Müthiş çıkıyorum gerçekten. Neyse, şeyi söyleyeceğim. Şimdi iki coffee shop'a gittik. Kahve içtim. İçtik. Ondan sonra koşturmaca halinde şu an 10 dakika var. Yani 12'de tur başlıyor ama 11:30'da orada olun diyorlar. Saat de şu an 11:21. Dolayısıyla böyle şey hadi yetişelim modundayım. Uber'deyim. Gittim coffee shop'tan da açıkçası uzakmış. Böyle bir yiyecek bir şeyler buldum falan yolda.
Neyse şimdi gidiyoruz işte. Oraları size gösteririm. Ya büyük ihtimalle çıkışta belki size hani biraz gezersem, çok kalabalık değilse gösteririm. Gösteremezsem de çok kalabalıktır zaten. Ama bayağı turistik bir bölge. Fisherman's Wharf diye geçiyor. Buralara çok uzun zaman, seneler önce gelmiştim, hatırladım. Forward to working with you to make this a safe adventure. When we do board, the dock is very rickety. Regulations set forth by the United States Coast Guard. We are equipped with all of the proper firefighting and life-saving. Yeah, so she'll nurse the calf for about 6 months. The calf will go and spend a little. Cookies and cream ve Hindistan cevizi dondurma aldım. Dayanamadım. Umarım güzeldir. That's great! Did you say Montreal? Way to go, man. Bell? 60 yaşında bu adam ya, 60. Nasıl ya? Bayılıyorum böyle insanlara. Ay şunları o kadar sevmiyorum ki anlatamam size. Ne diye kilitliyorsunuz kendinizi ya? Alcatraz'ı göstereyim. Sonra da gidelim. Buraya geldim de kapalıydı. 6 yazıyordu kapanış saatine. Ama kapanmış. Şimdi ramen yemeye geldim bir ara.
Aynadan görün ben istedim ama. Birazdan havalimanına gideceğim. Saat şu an 8. 9.30 falan gibi alacağım. Uber çağıracağım da. Ya şu görüntü beni üzüyor. Yani ve bayağı soğuk burası. Hani sokakta uyuyanmış. Ne diyeyim yani. Hepsi de bu arada hani devlet para veriyormuş, bazıları istemiyormuş diye de duydum. Yani. Şimdi bu arada bavulu atmadan aldıklarımı da size göstereyim. Şu birkaç tane bar aldım. 6 tane. Onun dışında Joy ile Lucy'ye ve Minnie'ye ve Tarçın'a şöyle ödül mamaları aldım. Yine bu mamalardan aldım Joy ile Lucy'ye. Bir de şöyle törpü aldım. Çünkü tırnaklarım bayağı kötü. Şunu da aldım hatta. Şöyle. Onun dışında yine kendime bir bar aldım. Yani Hindistan cevizi böyle bar deneyeceğim. Şu da oyuncak yine Joy ile Lucy'ye. Bu da kedi otu spreyi, biliyorsunuzdur kedisi olanlar. Bundan aldım. Bu kadar. San Francisco'da herkes o kadar çok hayvan seviyor ki anladım yani. Kediler de gördüm 3-4 tane böyle camda. Bakın şimdi birini göstereyim size. Çok tatlı bir bebek. Ay, mıncırmak istiyorum. Çok özledim çocuklarımı. Baksana kız. Bakın şimdi nasıl baktıracağım. Gördünüz mü? Enerji denir buna. Günaydın. Şimdi bir yarım saat 45 dakikalığına bir yere daha önce gittik zaten. İlk gün gitmiştim. Yani gitmiştik. Oraya kahve içmeye gideceğiz. Ondan sonra saçım hala kurumadı. Duştan çıktım ama hava da bayağı soğuk. Neyse ondan sonra gelip Uber çağırıp zaten direkt yola koyulacağım. Sadece güneş kremi sürdüm. Yani 13 saat uçak yolculuğu olduğu için öyle BB krem falan bir şey sürmek istemedim. Yapacak bir şey yok yani. Yüzümüzü falan. Ben yüzümü yıkayamıyorum çünkü uçakta rahat edemiyorum. Malum ekonomi uçuyoruz. Tabii business'a yükseltmeleri için neler mümkün. Neyse çıkıyorum ben. Size son defa yani bu seferlik son defa şöyle etrafı göstereyim. Yağmur çiseliyor. En yakın yere kahve içmeye gidiyorumdur. Gördünüz mü beni? Bu arada 10 günü bu ayakkabılarla tamamladım. Beni kutlayın. Yani kutlayın derken bir ayakkabıyla idare ettim. Başka hiçbir ayakkabıya ihtiyacım kalmadı. Bakın gökyüzü bayağı bayağı kara. Bugün balina turuna çıksak hiçbir şey göremezdim. Size bir de fiyatları göstereyim şöyle. Bir vlogun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım izlerken keyif aldığınız bir vlog olmuştur arkadaşlar. Bu arada ben hala evdeyim. San Francisco'da kaldım, daha doğrusu odamdayım. Yani evde kalıyorum ama evin bir odasında kalıyorum. Biliyorsunuz artık siz konuyu. Şimdiden kapanışı yapayım dedim. Çünkü birazdan yine bugün beraberiz zaten sizinle. Sizi de alacağım. Balinaları doğal ortamında izleyeceğiz. Umarım çok soğuk değildir. Hatta yağmurluk falan alın da yazıyordu. Şimdi bakacağım. Hani belki oralardan bir yağmurluk alırım. Bir üstüm var ama.
Neyse, yani bugün de beraber olacağız ama yarın saat 1.30 buranın saatiyle 1.30'da biniyorum. 12 saat 50 dakika yani 13 saatlik bir uçuşum var. Sonra eve gidince büyük ihtimalle 2-3 günde de kendimi toparlayamam. Yani şöyle uyku düzenim falan bayağı şaşıracak. Hani kendime gelmem biraz zaman alabilir belki diye şimdiden kapanışı yapmak istedim. Bu arada San Francisco 10 saatlik yeri. Houston, Texas'tayken de oysa 8 saat geriydi Türkiye'den. Bilginiz olsun. Ben gerçekten hani hem Houston'da hem de burada sizlerle beraber gezerken ve gezmekten çok keyif aldım. Zaten San Francisco'ya yani olan aşkımı, sevgimi bence gözlerimden, heyecanımdan hani yansımıştır diye düşünüyorum. Çok seviyorum. Yani gerçekten çok seviyorum. Hatta ileride hemen değil böyle çok yakın gelecekte değil ama ileride bir zamanda burada yaşamayı bile düşünebilirim. San Francisco ve Hawaii benim için yani inanılmaz başka bir yerdeler. Bu arada Maui adasında yangınlar varmış. Ona bayağı üzüldüm ve de fırtına olduğu için de kontrol altına alınamıyormuş. Onları dün işte bir hani yemek yedim ya böyle burritos yediğim yerde tanıştığım 3 tane tatlı kadın vardı. Onlar söyledi. Umarım geçer kısa zamanda. Bu video izlediğiniz için kocaman 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 mahalo arkadaşlar. Dediğim gibi umarım izlerken keyif aldığınız bir vlog olmuştur. Instagram'dan takip etmek isterseniz şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyor olacağım. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek olmak isterseniz, Kardelen kanalına tabii ki destek olmak isterim derseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor genelde arkadaşlar. Cuma gelmezse de büyük ihtimalle pazar günü 12'de yayınlıyoruz ama genelde cuma günü 6 yani cumaya yetişmezse eğer ki bilginiz olsun. Ay gerçekten çok iyi hissediyorum. Bu arada şimdi çıkacağız bir kafeye gideceğim. Yani ben vloglarda böyle hep kafeleri geziyorum. Böyle hani coffee hopping diye bir şey var ya. Ya da var mı böyle bir terim yoksa da ben ürettim. Hani böyle şey bar hopping vardır. Böyle bardan bara gezmek. Ben de coffee shop hopping yapıyorum. Çok seviyorum çünkü kahveyi ve böyle özellikle farklı şehirlerde, ülkelerde ve kahveleri iyiyse, en azından benim damak zevkime uyuyorsa diyeyim, ben espresso bazlı kahveleri daha çok seviyorum hani demleme kahvelerden. Demleme kahvelerle ilgili yani çok aram yok açıkçası. Neyse, günde 3-4 tane bile içebiliyorum. Dün hatta 3. kahveden sonra biraz böyle oldum. Ama çok lezzetliydi. Bugün de o yüzden coffee shop'ları dolaşacağız. Benim konuşma zamanım gelmiş. Yani konuşasım var. Zaten biliyorsunuz kamerayı açınca sizlerle duramıyorum. Durduramıyorum kendimi. Evet deyip durduruyorum artık. Şimdi gezmeye devam ama bu kapanış olduğu için şöyle kapatıyorum. Haftaya bambaşka bir videoda ya da vlogda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bu arada çillerimi gördünüz mü? Gerçi şöyle şöyle yaptım. Önceden böyle çil kalemiyle çil yapıyordum. Bırakıyordum. Hani çok bariz oluyordu. Ondan sonra şöyle şöyle yapıyorum da şimdi de belli olmuyor olabilir. Şöyle. Göz kalemi çekmezsem, glitterlarımı sürmezsem olmaz. Ay dün bir coffee shop'ta bir kızla tanıştım. Holden'dan aklıma gelsin dedim. O kadar tatlıydı ki Los Angeles'lı. Barista değil. Barista mıydı acaba? Yani kasada işte siparişimi aldı falan. Bayağı konuştuk. Bir 15-20 dakika konuşmuşuzdur. İstanbul'a hatta gelirse hani bana ulaşsın diye böyle bilgilerimi de verdim. Bilgilerimi istedi. Öyle. Yeni arkadaşlar da ediniyorum. Hoşuma gidiyor böyle. Görüşürüz. Ay arkamda da yatak. Arkamda hep yataklar. Şuraya oturayım ben. Ay ay. Böyle sesler anneannem çıkardı. Oy oy oy. Ay ay ay. Arkamda toplanmamış bir yatak. O da kötü mü duruyor ya? Şöyle mi yapsın? Arkası çok belli oluyor mu? Yani neyse şu yatağı 2 dakika toplayalım bari. Hah. Evet. Oldu, değil mi? En kolayı bu. Böyle insan kendi kendine konuşana çok tuhaf oluyor. Şöyle koysam olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü çok düşük kalıyor. Şu yastığa koysam nasıl olur? Çok mu tuhaf olur? Bakayım nasıl olur? Ha, fena değil ya. Evet. Özlemişim gari. Gari de gari gari. Saçmalıyım. Ay yedim kafayı.